ülkeye psikiyatriyle, psikiyatri de Yeşilay cemiyetleriyle, alkolle mücadele dernekleriyle girer. Alkol hakkında çok karmaşa var. Alkol nedir? Elbette burada kastımız etil alkol. Etil alkolü nasıl elde ederiz? Yani Migros'ta satılıyor, arıp karıştırmıyoruz. Alkol tahılların, ve meyvelerin içindeki şekerin bakterilerce fermantasyonu sonucu etil alkol oluşmasıyla meydana geliyor. Arpanın, meyvelerin içindeki şeker bakterilerce işleniyor, alkol böyle oluşuyor. Biranın ve şarabın tarihi çok ilginç. Bira ve şarap özellikle bira yüzlerce yıl, binlerce yıl besin ve içecek olarak kullanılmış. Bira ilk Anadolu'da keşfediliyor, Mezopotamya'da keşfediliyor. Çünkü tarım Anadolu'da yapılıyordu. Rastgele keşfedildiği düşünülüyor. Yani işte çimlenmiş arpanın unutulması, taş altında bunu içen birisinin hoşuna gitmesi bu şekilde. Binlerce yıllık tarihi var. Bira Avrupa'da gelişme göstermiş. Peki neden Avrupa'da? Neden Anadolu'da değil veya başka yerde değil? Bunun en önemli nedeni, sizi söylenmeyen nedeni şu. Avrupa'daki, İngiltere'deki İçme sularının kirliliği, içecek su olmaması. Bira ve şarabın tarihine baktığımızda içecek ve besin olarak, ilaç olarak kullanıldığını görürüz. İngiltere'de örnek vereyim, Avrupa'ya, Almanya'ya örnek vereyim. İçme suları ciddi sıkıntıydı. En iyi içme suyu elbette işlenmiş hijyen bira idi. Biranın besin maddesi olarak kullanılması çok değerli. İçinde e, glütenden arındırılmış e, vitamin e, ve besin yüklü bir içecek var. Şarap da aynı şekilde. Şarap, üzümün içindeki şekerin bakterilerce etil alkole çevrilmesiyle oluşan bir içecek. Bugün tarihi verilere baktığımızda, Şarabın geçmişte değerli olduğunu, alt sınıftan çok üst sınıfın, elit sınıfın içtiğini görürüz. Üzümün yükselti sınırına baktığımızda her yerde yetişmiyor. Ancak yetişen bölgelere baktığımızda üzüm yine değerli, şarap elitlerin içeceği. Her ne kadar Hristiyanlık şaraba özel bir anlam yüklemişse de halka bunu içirmemişler. Halk bir aya talim etmiş. Çünkü içecek su yok, ekmek yerine bira içmişler. Emevilere baktığımızda Emevilerin sevilen bir hanedan değildir. yani yöneticilerin özellikle Yezid'in şarap içtiğini görüyoruz. Avrupa'daki Bira endüstrisi yüzyıllar içinde gelişmiş. Kadınların en büyük geliri imiş. Şarap yetiştiriciliği, mahzen işletmeciliği veya sahibi olmak e, elitlerin bir göstergesi, bir hava atma aracıymış. Amerika'nın keşfiyle e, bira yani e, tüm dünyaya yayılıyor. Şarap, bira, bakınız. Birendi ise çok ilginç. Birendi şarabın damıtılmasıyla elde ediliyor. Çünkü şarap tüccarları dökülüp saçıl, saçılmadan dolayı muzdaripmiş böyle bir yol buluyorlar. Viski de yine e, tahılların damıtılmasıyla, iki kez damıtılmasıyla elde edilen zor bir içki. Alkolün kötüye kullanımı var elbette. Özellikle vodka'nın ve bazı yüksek alkollü içeceklerin mesela absint. Elit tabaka şarap içerken işçi sınıfına köylü tabakaya yüksek alkollü ucuz elde edilen örneğin patatesten elde edilen şeker kamışından elde edilen rom gibi Vodka gibi yüksek alkollü içkilere içirmeye e, yol göstermişler, olanak sağlamışlar. Çünkü bağımlılık onlar için geçim kaynağı. İngiltere'de işçi sınıfını sömürmek, elindeki e, yani serveti, tarlalarını, topraklarını almak, bedavaya çalıştırmak için yüksek alkolü içkiler bir bugünkü antidepresanlar neyse onu yapmış alkol yüzlerce binlerce yıl ilaç olarak kullanılmış alkol bir ilaçtır etil alkol biranın şarabın faydalarını saymakla bitmez gelelim viski ve yüksek alkollere bunlar nasıl nasıl ilaç olabilir 1920 yılında alkol yasağı zamanında Amerika'daki hekimlerin yüzde ellisi viskinin eczanelerde satılmasını önermişler veya düşünüyorlarmış. Viskinin iyi bir ilaç, kötü bir içecek olduğunu savunuyorlar. Aynı Coca-Cola da öyle. Coca-Cola da ilk ilaç olarak çıktı, daha sonra bağımlılık ve güzel tadından dolayı içecek statüsüne alındı. Alkolizm dünyada geliştikçe yüksek alkol içkilerden dolayı, yani ciddi sorunlar çıkmış İskandinavya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da, diğer ülkelerde de, örneğin Hindistan'da. Toplumu rahat sömürmenin aracı olan alkol, yani elit sınıfın elinde bir silaha dönmüş. Kendileri bira şarap içerken, hedefindeki insanlara, sömürmek istedikleri insanlara yüksek alkollü içecek satmışlar. Fransa'da bir slogan bulmuşlar. Diyorlar ki Fransızlar, alkolizm şarapla kontrol altına alınabilir diyor. Putin, Rusya'da 2010 yıllarında bir kampanya başladı. Bira ve şarap içelen ülkelerde alkolizmin, alkol bağımlılığının gelişmediğini söyledi ve şarap içimini önderlik etmeye çalıştı. Kısaca, şarap ve biranın bağımlılık yapmadığı veya çok zor bağımlılık yaptığı az içildiği takdirde besin ve ilaç değerinin olduğu, içecek değerinin olduğu herkesce bilinmekte. Gelelim Yeşilay derneklerine. Yeşilay dernekleri özellikle 1900 değil de 1850'li yıllarda türemeye başladı. Çünkü e, alkolü ilaç olarak kullanıyorlardı. Geleneksel tıp alkolü ilaç olarak yani yara temizleyici, ateş giderici, susuzluk giderici bir sürü etken olarak ilaç olarak kullanıyor. Örneğin bugün helikobakteri denilen midede yaşayan asitli ortamda yaşayan patojeni bir tek rakının öldürdüğü bilinmekte. Viskin'in şarabın kalp damarlarını genişlettiği bilinmekte. Afyon Savaşı ile birlikte 1870'li yıllarda alkol elitlerin düşmanı olmaya başlamıştı. Çünkü Afyon satabilir, yeni çıkacak ilaçları satabilirdi. Bu sebeple alkol'e karşı bir düşmanlık başladı. Çünkü alkolün e, müthiş bir Kullanımı da vardı. Arabolarda etil alkolü e, yani benzin, mazot yerine kullanabiliyorlardı. 1930'lu yıllarda Amerika'da e, etanol yakıt olarak kullanılıyordu. Alkolün, alkollü içeceklerin bu kadar geniş kullanımını elbette hoş görülmezdi. Kendileri nasılsa mahzenlerinde şarapları vardı. Biraları vardı. Alkole karşı Yeşilay cemiyetleri psikiyatristlerce desteklendi. Bugün ülkemizdeki Yeşilay cemiyetini kuran Masar Osman'dı. Masar Osman psikiyatri belasını ülkeye sokan kişidir. Aynı zamanda Yeşilay cemiyetini kuran kişidir. Yeşilay cemiyetinin Niye işe yaradığını, kime faydası olduğunu bilen var mı? 1990'lı yıllardan itibaren alkol fiyatları, bira şarap rakı fiyatları arttı. Buna paralel olarak ilaçların uyuşturucunun fiyatı düştü. Biz bira ve şarabın fiyatını düşürerek uyuşturucuyla mücadele edemez miyiz? Elbette edebiliriz. Dünyanın birçok ülkesine baktığımızda benzer sorunları görüyoruz. Çok uluslu şirket bir ülkeyi ilaca boğmadan önce, uyuşturucuyu boğmadan önce siyasi baskılarla, yeşil ay cemiyetleriyle biranın, şarabın ve alkollü içeceklerin fiyatını artırmakta. Daha sonra ucuz ucuz ilaçları sürmekte. Bugün Zanax denilen, Ativan denilen benzodiazapin grubu tehlikeli uyuşturucuların alkolle aynı reseptörü uyardığını, GABA reseptörlerini uyardığı bilinmektedir. Cezaevinde adam 7-8 yıl kalmış, dışarı bir çıkıyor alkolik. Cezaevinde alkol mü aldı? Hayır, hap aldı. Hap onu artık alkolik yapmış. Bu sebeple biz neden ilacı alıyoruz? Alkol içeren, alkol reseptörlerini e, uyaran e, hapı neden alıyoruz? Yani dini kurumların bunu fetva vermesi gerekmez mi? Elbette e, fetva vermesi gerek. Ancak sessizler. Umarım sesimizi duyarlar. Bakınız, bira ve şarabın üretimini, Kullanımını yaygınlaştır, yaygınlaştırmalıyız. Muhafaza kar kesim biranın içindeki alkolü tepki gösterse de alkolsüz bira elde edilebilir. Önemli olan önemli olan o bira'nın maltının içindeki değerli besin e, içecekleri almak. Bugün birçok ülkede alkolsüz bira üretiliyor. Biranın kilo aldırdığı, zarar verdiği tam bir efsane. Şaraba gelince şarap derin bir kültür. Fransızların dediği gibi alkolizm şarapla kontrol altına alabilir. Şarap kültürü derin bir gastronomi bilgisi ve kültürüyle gelir. Bugün alkolizm tedavi olmaz diye bir hipotez var ve bu hipotez kulaktan kulağa yayılmış, hekimler arasında yayılmış. Alkolikler tedavi olmaz, alkolizmin tedavisi yok diye. Bu Nazi e, reklamıydı. Nazilerin e, çalışmayan, evde oturan e, alkolik kesime karşı uydurdukları bir hipotezdi. Alkolizm tedavi edilebilir. Nasıl mı? Meze ile birlikte şarap ve bira tüketerek. Şarap ve biranın bağımlılık yapmadığı veya az içildiği takdirde bir şey yapmadığı, çok içilince sorun olduğu herkesce bilinmektedir. Bu sebeple Yeşilay Cemiyeti'nin vergilerimizi, kamu kaynaklarını sömüren Yeşilay Cemiyeti'ni eleştirmeliyiz, sorgulamalıyız bira ve şarap üretimini ulus olarak, toplum olarak öğrenmeli ve yaymalıyız.